bizi buradan hiç bırakmayacaksın değil mi? Asla. 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 Abi yemin ederim ben. Bu tarafı kontrol ettim. Savcı ameliyattan çıkmadan kızı bulmamız şart. Nerede bunlar? Bu kattalar, eminim. Bunun hesabını vereceksin. Ama önce buradan çıkmamız lazım. Fırat abi, yemin ederim kardeşim ameliyatı için yaptım. Başka çarem yoktu, kardeşim yaşasın istedim. Önce buradan çıkmamız lazım, sus, sus. Asla. İlaçlar çok yordu. Ama çok şükür düştü ateşi. Fırat abi, nasıl çıkacağız buradan? Tek bir oda kaldı. Buharlaşmadıysa burada. Dur sen bekle, ben bakarım. Onu yakalama keyfini sana bırakmam baby. Kızım dayan, dayan, dayan. Dayan kızım, dayan. Bulmuş. Savcı. Kızı bulmuş. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ameliyat aldılar savcıyı. Gideriz. Her şey mahvolur. Bütün oyun biter baby. Kızı bulmamız lazım. Buralarda olmalılar. Fırat abi, hiç iyi gözükmüyorsun. Ameliyattan çıkmamış diyorum işte. Sen de duydun, kimse görmemiş. Onu tanımıyorsun Saşa. Savcı bunların hepsini bilerek yaptı. Tek derdi kızını buradan alıp kaçmak. Polisten önce onu bulmamız şart. Kızının yaşadığını kimse bilmemeli. Bulacağız, merak etme. Buraya bu şekilde giremezsiniz. Niye bu kadar geriliyorsunuz ya? Bir şey soracaktık sadece. Ne vardı? Biz bir doktor arıyoruz ama bulamadık. İsmini biliyor musunuz? Peki ne doktoru kendisi?
you. Merdivenlerde. Nereye gitti bu? Yarası kötü halde belli. Kaçılmaz bir yer. Saşa, ben buraya bakacağım. Sen de bu tarafı kontrol et. Okey. Haydi. Teslim olacaktım abi. Ama cinayeti üstüne yakarız. Elimizde kanıt var dediler. O an ne yapacağımı bilemedim. Utancından sana da gelemedim. Sana nasıl güveneceğim? Ay ben sadece Nazlı'yı sizin evden alıp karşı daireye taşıdım. Sonra kardeşim ölünce Nazlı yaşasın istedim. Saşa nerede de ben kurtardım Nazlı'yı. Vicdan. Sana vicdanından daha büyük bir ceza veremem. Anladın mı? Yaralar. Kanar. Kapanır. Buna vicdan. Gitmez. Hep kanar. Duydun mu? Lan bak. Buradan çıkmamız kolay olmayacak. Anladın mı? Kolay olmayacak. Ay polis abilerden yardım istesek. Sonuçta sen masumsun. Nazlı da hayatta. Cinayeti sen işlemedin ki. Ben ne biliyorsam anlatırım polis abilere. İşe yaramaz. Mehmet dedim. Kanıt yok. Nazlı. Tehlikeye atmam. Atamam. Ne yapacağız peki? Oyalayacağım. Oralara yollayacağım. Yirmi. Yirmi dakika tamam. Yirmi dakika sonra. Nazlı sen de onu otoparka getireceksin. Anlaştık mı? Abi yapamam sensin. Ali. 20 dakika. Otoparka getireceksin. 20 dakika. Kızım. 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 Baba. Söyle. Söyle. Dede olmaya mı gidiyoruz? Gideceğiz. Gideceğiz. Bak. Ali abi. Ali abiyle. Tamam. Sen Ali abiylesin, kedi alacaksınız. Değil mi Ali abisi? Değil mi? Alacağız. Hadi. Hadi al. Ona iyi bak. Duydun mu? Ona iyi bak. Abi ne olur gitme. Ne olur. Nazlı'ya zarar gelmeyecek. Duydun mu? Oh.
beni mi arıyorsun? Hadi gel. Kanı yerde kalmış. Çok üzücü be. Kan kokusunu bilir misin? Böyle paslı demir gibidir. Tadı da öyle. Bir şeyin kokusuyla tadı nasıl aynı olabiliyor ki? Oluyor işte. Köpek balıkları boşuna hastası diye bunun. Nazlı. Barış amcan geldi. Savcıyı buldum. Sen mi? Ben mi? Bey, bir sana diyorum. Savcıyı buldum. Şu an çok yakınımda. İkinci kata gel. Tamam, geliyorum. Hadi be Fırat abi. Ne olur gel. Ali. 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 Fırat abi. Savcı. Ulan ne koşturdun peşinden be? Hiç gelmeyeceksin sanırım. Bu halimle bile atlatıyorum seni, baksana. Hadi beni atlattın. Zamanı nasıl atlatacaksın? Saşa. Acıyor mu çok? Ne?
Burada yoklar. Nazlı nerede? Savcı, savcı! Şekeri düştü galiba. Bunu mu arıyorsunuz Mösyö? Ne işin var ki bununla? Ha? Senin sosyal medyayla aran da yok. Kimi mi arayacağım? Allah aşkına. Kim arayacağım? Duyamıyorum. Ha? Kim? Anlamıyorum ki. O Ali denen fakiri arayacağım, doğru. Kızın orada çünkü. Doğru. Bak. Bak gencecik çocuğa. Bak da haline şükret savcı. Sen en azından hissediyorsun. Bak şundan da. Mortingenstraße. Bitkisel hayattaymış. Hemşireler anlattı. Bazen günlerce bu perdeyi açmadıkları oluyormuş, biliyor musun? Sen de eskiden böyleydin işte. Aynı bir bitki gibiydin hafızan yokken. Yani bakıyordun ama görmüyordun. Duyuyordun ama anlamıyordun. Allah kahretsin. Niye her şeyi hatırladın ki sen? Ne? Al. Daha fazla şey hatırlayacağım. Cibayet işlediğim bıçak. Onun gibi. Anladın mı? Çok gerildim şu an. Gelme beni. Yalnız kendini bıçaklatıp suçu bana atma olayını sevdim ha. Akıllıca. Kim yardım etti sana? Paşa mı? Yoksa Kamber mi ya? Bagacı mı? Ha? Hepsi mi yoksa? Aramızda olanları ne kadarını biliyorlar? Aynı korku gözlerinde. Bu halimden beni gibi korkuyorsun. Kanıtlayamazsın ki zaten, deli derler. Kime ne anlatacağım? Kanıtlayamazsın. Öyle bir kanıtlayacağım ki. Kızımı aldım. Evet. Aylardır görmediğin kızını. Onu kaçıran o salağa emanet ettin. Ben şimdi gidip o güzel kızını bulacağım. Sen de buradan alırıp o cehenneme tekrardan geri döneceksin. Anladın mı beni savcı? Kızıma zarar verme. Kızıma zarar verme. Müdür bey. Savcı kaçtı diyorlardı. Kaçmamış. Burada buyurun. Efendim
Mümkün değil zaten. Benim cezaevimden şimdiye kadar kaçabilen olmamıştır. İmkansız. Ya. İzin vermeyeceğim ben. Ne oluyor burada arkadaşlar? Yoğun bakın burası. Derhal dışarı çıkın. Fırat'cığım, telefonu bırakıyorum. Hemşerim, siz de hastanın maskesini takın. Kızıma zarar verme. Kızıma zarar verme. Savaş Bey. Tedavimiz bittikten sonra cezaevine geri dönmemiz gerekiyor. Arkadaşlar yardımcı olsunlar. Senin telefonun savcıda ne iş var? Yok, unutmuşum müdürüm, çok özür dilerim. Al şunu. Buradan bir yere ayrılma. Ne olursa bana haber vereceksin. Emredersiniz. Müdür Bey. Tahir Savcım. Durum nasıl? İyi, iyi. Ameliyatı başarılı geçmiş. Güzel, güzel. Nasıl olmuş olay? Revirin önünde aniden olmuş. Güya Savaş Bey bıçaklamış. Hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar ama belli kumpas. Peki Savaş Bey'in burada ne işi var? Küçük bir kaza. Tedaviden sonra geri döneceğiz. Anladım. Tahir Savcım. Siz bu davanın hem savcısı hem de Fırat Bey'in yakın arkadaşısınız. İzninizle bir şey sormak istiyorum. Savcı gerçekten kızını öldürdü mü? Evet. Evet, niye sordunuz? Ne bileyim, böyle sürekli kızım kızım deyip duruyor da. Neyse, eğer kendisini görmek isterseniz doktorla konuşayım. Neticesinde savcı sizsiniz, izniniz var. Yok, gerek yok. Zaten ameliyattan çıktı, yorgundur şimdi. İyi olduğunu bilmek kâfi. Fırat nasıl? Ameliyat nasıl geçti? İyi, iyi. Benim onu görmem lazım. Pardon, müdürüm... Avukatıyım ben. Her seferinde söyletmeye şunu artık ya. Kalk, kalk, kalk haydi. Bırak elini ne varsa. Geç yerine. Başlıyor, sakin ol. Geç sıraya. Kalk lan haydi. Gel başa gel. Cemil abi, başlayın televizyondan. Kahve makinesini de alın. Bakın ortalığa, haydi. Hayırdır başefendi? Televizyondan ne istedin? Hep sizi düşündüğümden dedim. Televizyonda özgür özgür hayatları izleyip burada kahrolmayın diye. Başka bir sorun var mı? Yok, sağ ol. İyi. Oo, kumarhane malzemesi ha. Şişt, bıraksana kağıtları. Bundan böyle bu koğuşta batak, yatak, pişti, her türlü kağıt oyununu yasakladım. Bir itirazı olan var mı? Ya sen bizimle niye uğraşıyorsun? Ben anlamadım ki ya. Ha? Bizim kime zararımız var kardeşim? Yazık lan, surata bak. Acıdım sana. Gel. Gel. Çek. Üç seferde 21'i bulursan söz almayacağım kartların. Hadi. Ya bir ya. Abi bozma seni. Kurma! Lan lan bırak! Lan bir bıraksana! Ya dur be kardeşim, ne yapacağım bu kış günü? Hücrede soğukta mı birader? Uyuma şu manyağı! Mantıklı konuşuyor çocuk. Doğru, sakin ol biraz ya. Abi, onlar özel yalnız. Mektuplarıma sakın abi. Bu ne? Aşk mektubu mu bu? Mücahit abi, rica ediyorum, değil misin onları? Kesin çeneni bebe. Yaktırtma bütün kağıtlar. Yaktırtma bütün kağıtlar. Olmaz abi. Ne bu? Bakalım yenge hanım neler döktürmüş. Açma onları. Abi açma. Ne yapıyorsun? Ha? Canım sevgili. Bıraksana lan! Cemil abi ya, bu yeni jenerasyon hiç yaratıcı değil. Böyle mektuba mı girilir ya? Belki sen orada dört duvar arasında mahkumsun. Ben de burada tüm kalbimle sana mahkumum. Laflara bak. Yağdı yağmur, çaktı şimşek. Sen de bir şair oldun yenge hanım. La oğlum, sen neyine güvenip insanlara bu kadar umut veriyorsun lan? He? Senin daha 12 sene yatarın var.
Sen buradan çıkana kadar o kadın 3 tane çocuk doğurur, 3'ünün de ergenlik simülcileri çıkar. Cemil abi, bu arkadaşın da kağıdını kalemini alalım. Boş yere kimseye umut vermesin. Vermeyeceğim abi, vermeyeceğim. Şişt. Vermem abi, olmaz abi, vermem. Evet. Oo, bu neymiş? Ferhan Şensoy Gündes'te. Bu neymiş lan oğlum? Ne kalın, kalın kitap ha. Neyse, bir bakalım içini, bir okuyalım ne var ne yok sonra... Oku, oku. Belki insan olduğunu hatırlarsın. Oku, oku, belki bir de. 2 tane kitap okuyorsunuz diye herkesi cahil zannediyorsunuz değil mi? Entel tospa senin. Bu neymiş? Oo, hacı. Özel taş mı la bu? O tesbihe bir şey olsun. Seni kıtır kıtır 33 parçaya keserim. İpe dizerim. Hacı sen böyle sert konuşunca ben korktum, o yüzden gerildim, koptu. Şimdi o boncukları teker teker topla, yeniden dizersin. Şişt. Çıkınca ilk sana ziyarete geleceğim. İstediğin zaman, istediğin yerde hacı. Cemil abi, bu arkadaşın telefonu vardı. Bulundun mu bunun telefonu? Çıkmadı. O telefonu da alacağım senden hacı. Evet. Bu ne? Bu da zurnan zırt dediği yer mi oluyor Cemil abi? Nasıl çalıyorsunuz la bunu? Gerçi bunun ağzında virüs vardır Cemil abi. Şşş. Sakın deyim aga. Sakın deyim. Kuran komiklik yetmez mi? Ha? Başefendi Bey. Bak şimdi ben kendimle ilgili bir şey söyleyeyim sana. Bil. Bu hayatta benim bir ailem var. Tamam mı? Kulak ver bana. Bir ailem var. Bir de bu var klarnet. Bu klarnet benim nefesim olur. Hani bildiği anlatayım sana. Ha. Sen benim nefesimi kesersen ben de senin nefesini keserim. Taburda bir ömür yatarım. Tamam mı? Duydun mu? Ha. Kusura bakma bey baba. Oğlum bu memlekette bir tek siz mi kafanız çalışıyor lan? Köylü kurnazları, he? Bir tek siz mi kafanız çalışıyor lan? Zeka küpleri. Oğlum bu savcının yaralanma olayını kim organize etti? Ona kim yardım etti? Suçu Savaş Bey'in üzerine kim attı? Hepsini gelip bana teker teker anlatacaksınız. Anlatmazsanız size bu cezaevini cehenneme çevirmeyen Mücahit'in... Bu aldıklarımın hiçbirini de geri vermem. Bundan sonra da Mücahit'i salak yerine koyarken bir daha düşünürsünüz. Cemil abi toplan gidelim, benim elimden bir kaza çıkacak. Sen de biraz daha takıl kanatanla. Ulan bu yaptığını sana ödetmezsem en adi şerefsizim, yazın bunu kenara. Yo paşam. İlk sırada ben varım. Ben o tesbihin hatırına bu tırregin elini ayağını kırmazsam bana da acı ala göz demesinler. Abi ne oluyor? Ne istiyorlar? Niye yapıyorlar bunu bize? Oğlum belli işte. Fırat'a yardım ettiğimiz için savaş yaptırıyor. Anlamadınız mı daha? Ya tamam da be kardeşim. Bizim Fırat'la Yeser'in arasında var mesele biliyorsun. De bu kan büyük ne var abi? Ne var bu kan büyük mesele? Olmak ya da olmamak. Ya hani söylüyor ya. Ya neyse, sizinle uğraşamayacağım. Zamanı geldiğinde öğrenirsin kardeşim. Bu gerizekalı bizle bu kadar uğraştığına göre Fırat iyi demektir. Bak, bak, bak. Eski toprağa bak. Zeki adamın hali başkadır. Bey baba da benim gibi temkinli. Tövbe estağfurullah bizim. Ha bizi bu telefon kurtaracak. Savcı, savcı. Neredesin savcı? Yaranı mı bastırdı bir de psikopat? Açıyor mu? Canımı daha fazla yakamaz. Fırat ne diyeyim ben sana ya? Ölebilirdin. Nazlı için. Onu gördüm. Kolladım onu çekme. Nasıl? İyi mi? İlaçları işe yaramış. Ateşi düşmüş. Gözlerini açamıyor sadece. Ay canım benim. Peki nerede şimdi? Buradan beraber çıkacak ama başaramam. Ali yanıma getirecek.
Nasıl? Fırat, sen buradan cezaevine gideceksin. Kızım güvende değil. Cezaevine falan dönmeyeceğim. Saçmalama. Delilik olur bu. Bütün dava süreci etkilenir. Doktor bey MR istedi. MR'a gideceğiz. Arkadaşlar gelip alacak sizi. Geçmiş olsun. Planın ne? MR çektireceğim. Bekir. Ben seni buraya kuş uçurtma diye koydum. Sen telefondasın. Ne o surat? Müdürüm. Ablamın katiline bir şey olmasın diye öyle kapıda nöbet tutuyorum. Ne yapayım yani şimdi? Zil takıp oynayayım mı burada? Toparla kendini oğlum. Haklısın da bu da görev işte. Bana bak. İstersen Mücahit'le yer değiştirin ha? Yok. Gerek yok müdürüm. Yani sonuçta sizin de dediğiniz gibi görev sonuçta. Belki acı çektiğini görmek bana iyi gelir. Ne bileyim. Oğlum bana bak. Ben de koskoca müdürüm. Bir tane şımarık zengin çocuğunun pansumanını bekliyorum. Hadi hadi toparla kendini. Çekelim ha. Gülümse bakayım dayı ya. Gülümse. Güzelim. Hastane refakatçisi siz misiniz? Evet. Hasta çıksın hemen alıyorum. Tamam. Öncelik verebilir misiniz? Hanımefendi ben de işimi yapmaya çalışıyorum. Farkındayım, farkındayım ama hastamız çok ağır durumda. Lütfen. Peki. Teşekkürler. Girebilirsiniz. Teşekkürler. Sırada siz varsınız sanırım. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkürler. Temra Hanım. Saşa ile tanışmışsınız. Kaynaşmışsınız. Ama kıskanırım bak. Fırat'a gösterdiğim bu ilgi, alakayı yarın benim davam içinde gösterirsem tahliye olabileyim. Ben çok sıkıldım mahkumluktan. Mahkumluk zor değil mi? Bir de suçsuz yere yattığınızı düşünsenize. O daha zor. Yarın görüşürüz Savaş Bey. Görüşürüz. Gardiyan. Ben de mahkumum. Ama kimse benim kapımda beklemiyor böyle. Vallahi elimi kolumu sallayarak çıkıp gitsem gideceğim ha. Savaş Bey, müdür bey sizi bekliyordu bu arada. Beklesin müdür. Savcı içeride mi? İçeride ama siz giremezsiniz. Niye ya? Önemli bir şey söylemem gerekiyor kendisine. Öyle söylendi, giremezsiniz. Savaş Bey, araç geldi. Buyurun gidelim. Müdür, hemen geliyorum. İki dakika. Çok önemli. Neyden? Thank you.
Korktun mu? Ay benden korkman gerektiğini öğrenmen çok tatlı. Kendini çok önemsiyorsun Saşa. Sizden korkmuyorum. Sizden tiksiniyorum. Bir de avukatınız olarak seçtiniz beni. Ama başta çok yükselmiştin. Bir hoşuna gitmişti tercih edilmek. Hoşuma giden mesleğim. Tiksindiklerimle muhatap olmak değil. Nazlı'yı nereye kaçırırsanız kaçırın. Bulacağım. Ve sen de kaybettiğin bir davayı da ağlayarak günlüğüne yazacaksın. Peki sen Saşa? İnsanlığını, vicdanını nerede kaybettiğini yazmak ister misin? Bir kadın olarak masum kadınları öldüren psikopata yardım etmenin mideni nasıl kaldırabildiğini anlatabilir misin? Kendini çok güçlü sanıyorsun. Ama aynaya her baktığında hüngür hüngür ağlıyorsun değil mi? Kaçınılmaz sonu biliyorsun çünkü. Cezanı çekeceksin. Ah! Vicdanım sızladı galiba. Bay bay Cemre. Bay bay. Uyan. O gece de seni böyle uyandırmıştım, hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun tabii. O yüzden buradayız ya. Şeyi diyecektim, onu unuttum. Umarım kızınla görüştüğünde ona doya doya sarılmış, kokusunu içine çekmişsindir. Çünkü bu onunla geçirdiğin son anın olacak. Beyefendi, doktorunuz beni çağırmamış. Ben karıştırdım herhalde, özür dilerim. Savaş Bey, artık gitmemiz gerekiyor. Tabii tabii, buyurun. Derin derin nefes al, sakin. Yapabilirsin Cemre. Ya sen ne yaptığını farkında mısın ya? Ne yapıyorsun kızım? İyice açtın kendini. Zıvanadan çıktın Cemre. Of. Tamam, yapabilirsin. Bitkisel hayattaymış. Hemşireler anlattı. Bazen günlerce bu perdeyi açmadıkları oluyormuş, biliyor musun? Hasta MR'a gidecek. Doktor, cezaevi doktoru. Onun aranması gerek. Her şeyden haberdar olmak istedi. Abicim sen kapıda bekle. Ben hastayı doktoruyla görüştüreyim. Sonra ne yapacaksak yaparız, olur mu? Tamamdır. Sağ olasın. Cezaevine ne zaman dönmem gerek? Abi en fazla 24 saatin var. Bekir, buradan çıkmam şart. Ben geri dönene kadar burayı idare etmek zorundasın. Aslında hayatı tehlikede.
Tamam, jandarmaları hallederim. Onda hiç problem yok. Ama illaki hasta bakıcı seni kontrole gelecek. Girebilirsiniz. Sırada siz varsınız sanırım. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkürler. Abi ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Kayınço onun nişanı var da bizim. Burası bitti zaten. Çık sen. Tamam. Sağ olasın. Böyle anlarda seninle girdiğim davaları hatırlıyorum. Zekan beni her zaman çok korkutmuştu. Beni de kızımı Barış'ın benden önce bulması korkutuyor. 24 saatim var. Nazlı'yı güvenli bir yere almam lazım. Cezaevine dönmeyeceğim. Tamam, tamam Fırat ama yani bu şekilde olmaz. Kötü durumdasın. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Merak etme. Nasıl iyisin ya? Yaran kanıyor. İyiyim. Bas gaza. Devam. Tamam.